Merhabalar arkadaşlar, ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Ünlü. Kış kitabımızın 3. testiyle devam ediyoruz sizlerle beraber. Üstün sayılarımızı burada noktalayacağız. Burada yeni nesil sorularımız da var. Güzel sorularımız var, lütfen dinleyin. Tarlalarından topladıkları zeytinleri yağ fabrikasında sıktıran 4 kişi elde ettikleri zeytinyağlarını 100'er gram numune vererek asit testine sokmuş. Test sonuçları 0, ABC gram asit cinsinden ölçülecekti. Aşağıda tabloda numune veren kişiler ABC rakamlarına kişilere göre değerleri verilmiştir. Buna göre verdiği numunede gram asit çıkan kişi nedir diyor. Arkadaşlar biz bu sıfır virgüllü sayıların çözümlemesini biliyorduk. ABC bak burası 10'da 1'ler olduğu için 10 üzeri eksi 1 çarpı A artı 10 üzeri eksi 2 çarpı B artı 10 üzeri eksi 3 çarpı C olarak gidebiliyorduk. O zaman bunu çözümlediğimizde, çözümlenmişini topladığımda 0,2 çarpı, bakın burada 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğu için şöyle 0,2 1 10 üzeri eksi 2'den dolayı 10 üzeri eksi 3 olduğu için 3 de burası 0,213 213. Şimdi A'nın 2 olması gerekiyor. O zaman A'nın 2 olması gerekiyor. 1'e 3 yani 0,213'ü sağlayan çağdaş olan. İkinci sorumuzdayız. Dikdörtgen biçiminde bir karton verilmiştir. Ege kartona eş aralıklı yatay ve eş aralıklı dikey çizgiler çizdikten sonra A noktasından B noktasına kadar ve C noktasından B noktasına kadar kesmiştir. Ege'nin bu kesimle elde ettiği küçük karton parçasının iki yüzünün alanları toplamı kaç birim karedir diyor. 8 üzeri 4 var. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e bölersem bir tanesini bulurum. 8 üzeri 4'ü 8'e böldüğümüz zaman 8 üzeri 3 yaptı. Bu da 2 üzeri 3'ün 3. kuvvetinden 2 üzeri 9. Bir tanesi 2 üzeri 9 ise 2 tanesi 2 ile 2 üzeri 9 çarpacağım. 2 üzeri 18 değil bak. 2 üzeri 10. 2 üzeri 9 ile 2'yi çarpıyorum. 2 üzeri 9 ile 2'yi çarpıyorum. 2 üzeri 10 geldi burası. 1, 2, 3, 4 parça da buradan 4 üzeri 8'i 4'e böldüm. 4 üzeri 7 yaptı. Bir tane bu da 2 üzeri kaça eşit oldu? 14'e eşit oldu. Burası da 2 üzeri 14'müş diyor. O zaman ben bunları çarptığım zaman 2 üzeri 24'ü bulacağım arkadaşlar. Bunun alanını sormuş zaten. Şu kısmı bir de sormuş. Bunları çarptığım zaman 2 üzeri 24 olarak buldum. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki tabloda tam kısımları 0 olan ABCD ondalık sayıların virgülden sonraki hangi rakamın kaç kez bulunduğu verilmişti? Mesela A sayısında 1 bir tane, 4 bir tane, 6 bir tane falan filan. A ondalık sayısının virgülden sonraki kısmında bunu da okuduk, söyledik. A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, D olana göre işlemin sonucu hangisine eşittir? Şunu bir yazalım arkadaşlar. 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre 0,3 çarpı. Burada 1 var. 1. Bir de 2 yapacak burası. 0,312. Yani 3'ten bir tane, 1'den bir tane, 2'den bir tane. Yani C de olabilir bakın. C de olabilir, D de olabilir. Bir de sıralamayı yapalım. A en küçükmüş. A şimdi bir tane 1'im var. Bir tane 4'üm var, bir tane de 6'ım var. A sayısı o zaman şöyle olacak. 4 ve 6'yı almayayım çünkü küçük olmasını istiyorum. 0,146 olsun. B sayısı ise bakın B sayısında 3 tane 2. Başka da yok. 0,222. C sayısı o zaman 2 ile başlamayacak. Yani 232 olabilir aslında. 232 olabilir. 0 virgül. Ama 1 ile başlamayacak. Onda okeyiz. Ama şimdi D sayısı da var değil mi? D sayısı da var. D sayısını ne yapacağız o zaman? D sayısı da bu şekilde olacak. Yani birisi 0,321. Birisi 0,312 olacak. Doğru mu? C sayısı o zaman bizim doğru cevabımız. Ama ikisini de ikili olarak yazamıyorum. Doğru cevabımız C şıkkımız olacaktır diyorum arkadaşlar. 1 kilometre 1000 metredir. Aşağıdaki Işık'ın evi, okulu ve sinema arasındaki yollar gösterilmiştir. Işık bir cuma günü evden çıkıp önce okula sonra sinemaya yürüyerek gitmiş ve aynı gün yürüyerek eve dönmüştür. Işık bu cuma günü en az kaç metre yürümüştür diyor. Yürütelim bakalım. Önce evden çıkıp okula. 10 üzeri eksi 3. Sonra sinemaya. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Aynı gün eve yürüyerek.
içinde. O zaman bunu kullanacak. Yani diğer ikisini kullanırsa fazla olur. Biz az istiyoruz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Şimdi burada parantezi de alabiliriz. Sonra virgül kaydırarak da yapabiliriz. Biz parantezi alarak yapalım. Mesela 10 üzeri eksi 4 parantezini aldığımız zaman burayı. Burada 10 kaldı. Artı. Burada 10 üzeri eksi 2 olması için 10 üzeri 2 olması lazım. 3 çarpı 10 üzeri 2 kaldı. Burada da 5 kaldı. Şurası 300. 10 buradan 15 buradan 315 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu kilometre. Tabi bunun metreye çevireceğiz. Biz metreye çevirmek için de 3 0 getireceğiz. Yani burası aslında bakın 1, 2, 3, 4. Yani 0,0315 demektir. 10 üzeri eksi 4'ü de açtıktan sonra. Bunu 3 sıfırla çarpacağım. Yani 1000 ile çarpacağım. 1, 2, 3. Yani 31,5 yapacaktır arkadaşlar. Adana şıkkımız doğru cevabımız olacak 4. soru için. 5. sorumuza geldik. Şekil 1'de gösterilen dikdörtgen biçimindeki kapıya kapı kolu takabilmek için önce şekil 2'deki dikdörtgen parça monte edilecektir. Bu montaj şekil 3'te gösterilmiştir. A kenarı B kenarına paraleldir. A ve B kenarları arasındaki uzaklık şurası. A ile B arasındaki uzaklık. E ve D kenarlarındaki uzaklığın 7 katıymış. Tamam. Yani buraya x zaten demiş. Burası da 7x'tir diyebilirim. C kenarının uzunluğu 21 olduğuna göre kapının uzun kenarı 4 üzeri 8 artı 20 olduğuna göre x kaçtır? O zaman şöyle diyebilirim. 7x x daha 8x artı 20 eşittir. 4 üzeri 8 artı 20. 20'ler sadeleşti. 8x eşittir. 4 üzeri 8 yani 2 üzeri 16. 8 de 2 üzeri 3 demektir. 2 üzeri 3 çarpı x eşittir. 2 üzeri 16. Bilirim. Bununla bunu sadeleştirirsem x eşittir. 2 üzeri 13 gelecektir. 2 üzeri 3'e böldük her tarafı. Bu şekilde bulduk. Üssü 2 olarak yazılabilen tam sayılara tam kare sayı denir. 9 sayısı 3 üzeri 2 olarak yazılabildiğinden 9 bir tam kare sayıdır. 5 üzeri 8 sayısından büyük olan tam kare sayılardan en küçüğünün birler basamağındaki rakamı kaçtır diyor. 5 üzeri 8 sayısından büyük olan tam kare sayı. 5 üzeri 8 sayısından büyük olan tam kare sayı. Nasıl diyeceğiz? Mesela 5 üzeri 8. 5 üzeri 4'ün karesidir. 5 üzeri 4 de 625 yani 25'i karesi. Budur. En küçüğü bundan büyük olan tam kare sayılardan en küçüğü. Yani 625'in karesinde 626'nın karesini arıyoruz biz. Birler basamağındaki rakamı bulmak için 626 ile 626'yı tabii ki çarpmayacağım. Sadece 6 ile 6'yı çarptım. 36. Demek ki birler basamağındaki rakam 6'dır diyebilirim. 6. sorumuzun cevabı olarak. 7. sorumuza geldik. Aşağıda Sinan'ın yaptırmayı planladığı beşgen masa gösterilmiştir. Sinan masanın en uzun kenarına o kenarla aynı uzunlukta çekmece yapacaktır. Sinan'ın yaptıracağı çekmecenin uzunluğu kaç birimdir diyor. Hangisi en uzundur onu arıyoruz. Mesela burada 4 üzeri 8'i biz 2 üzeri 16 olarak yazabiliriz. Bakın bu 2 üzeri 16, 2 üzeri 16 demek ki 2 üzeri 16 olmayacak. Eşit çünkü 4 üzeri 8 elendi. Burası 2 üzeri 15 gördüğünüz gibi. 5 üzeri 4'ü de 5 üzeri 4'ü de şu şekilde yazabilirim. 5 üzeri 10 olarak yazabildim. Değil mi? 5 üzeri 10 olarak yazabildim. 81 üzeri 2, 3 üzeri 8 olarak yazabildim. Şimdi mesela 3 üzeri 8 mi büyük? 4 üzeri 8 mi büyük? 4 üzeri 8 daha büyük. Demek ki 3 üzeri 8 yazılmaz. Yani biz büyük olanı arıyoruz. Yani 81'in karesi de doğru cevabım değildir. Bakın şunun ikisini sıralayalım. 2 üzeri 16, 2 üzeri 15. Hangisi daha büyük? 2 üzeri 16 daha büyük. Demek ki 2 üzeri 15 yani 8 üzeri 5 doğru cevabımız değil. Şimdi bu ikisini sıralayacağız arkadaşlar. 2 üzeri 16 var. Birinde de 5 üzeri 10 var. Şimdi ben 2 üzeri 16'yı şu şekilde yazabilirim. 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti. Bakın ya üssü aynı yapıyorum ya da tabanı. O 16 üzeri 4. Birisi de 25 üzeri 4. Şurası 4. Hangisi daha büyük? 25 üzeri 4 daha büyük.
O yüzden bizim yapılacak yerimiz Ceyhan şıkkı. Çekmece yapacağımız yerimiz Ceyhan şıkkı. Bir öğretmen sınıf tahtasına bir doğal sayı yazmıştır. 8. sorudayız. Ali bu doğal sayıdaki 8 rakamlarını, Veli ise aynı doğal sayıdaki 2 rakamlarını çarpmıştır. Veli'nin bulduğu sonuç Ali'nin bulduğu sonuçtan küçüktür. Ali 8 rakamlarını, Ali 8 rakamlarını 8 için gelmiş. A ile çarpmış. Veli de 2 rakamlarını bulmuş. Veli de 2 rakamlarını ve çarpmış. B. Veli'nin bulduğu sonuç, Ali'nin bulduğu sonuçtan küçüktür. B küçüktür. A. Yani burası 2 üzeri bilmem ne. Burası da 2 üzeri bilmem ne. Hatta 8 üzeri değil mi? A. 8 üzeri bilmem ne. Ali'nin çarptığı 8 rakamların sayısı A artı 3'tür. O zaman ben şu Y yerine A artı 3 yazabilirim. Veli'nin çarptığı rakamların sayısı Ali'nin çarptığı rakamların sayısından A artı 10 tane fazladır. Yani bundan A artı 10 fazladır. Yani 2A artı 13 yapacak. 2 üzeri 2A artı 13 küçüktür. 2 üzeri 3A artı 9. Değil mi? 2 üzeri 8'i açtım. Dolayısıyla 2A artı 13 küçüktür. 3A artı 9 olarak yazdık. Bunu buraya attım. 4. Buradan da A. A'nın öğretmenin tahtaya yazdığı sayının basamak sayısı en az kaçtır? A'yı da az istiyorum. A'ya 5 yazdım. A'ya 5 yazarsam öğretmenin tahtaya yazdığı sayı. Yani A'ya 5 yazdığımda 8 rakamlarının sayısı 8 tane oldu. A'ya 5 yazdım. Buradan da 5 yazdım. 15 tane oldu. 15 de 8'i topladık. 23 yaptı. Yerde bir hata mı var? 5 yazdım. 8. Ha, A artı 10 tane değildi. Özür dilerim arkadaşlar. A artı 10 tane fazladır. Yani 15 tane fazladır. 15 ekledim. 23 tane yaptı. 23. 8 daha. 31 tane dedik. Tamam. Hatamı gördünüz değil mi? Yani ben A artı 10 tane fazlaydı. Yani A artı 10 tane değil. 8. soruda bu şekilde bitti. 9. sorumuzdayız. Bir hoparlörde ses açma seviyesi her 0,1 kademe arttığında sesin şiddeti 10 katına çıkmaktadır. Örneğin ses seviyesi 4 kademeden 4,1 kademeye çıkardığında sesin şiddeti 10 katına çıkmaktadır. Ses seviyesi 6,9'dan 8'e kademeye çıkardığında sesin şiddeti kaç katına çıkar demiş. Bakın burada bir 1,1'lik artma var. O yüzden 10 katına çıkıyordu hepsinde 0,1 kademede. 1,1 artmada da 10 kat, yani 10 tane artmış. Doğru mu? Yani 10 üzeri hep 10 katına çıkıyor. Kaç tane? 11. Yani 0,1'den 11 tane fazla. O yüzden her 10, 11 kere 10. Özür dilerim arkadaşlar. Hapşırığım için. Arada geliyor bu şekilde. Soruyu anladık ve 9. sorumuzla geçtik. 10. sorumuzdayız o zaman. Bir tam sayısının pozitif bölen sayısını bulmak için asal çarpanlarına ayrılıyoruz. Ve her asal çarpanın üstüne 1 eklenerek elde edilen sayılar çarpılıyor. Örneğin 45, 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 olduğundan pozitif bölen sayısı 2'yi 1 arttırdım. 3 ve 1'i 1 arttırdım. 2 çarptım 6. Pascal üçgeninin ilk 5 satırı verilmiştir. Pascal üçgeni şöyle. Başa 1 yazdım. Sonra 1. Sonra 1. 1 ile 1'i topladım. 2. 1 yazdım. Sonra da 1. Yani ortadakileri toplayıp yazıyoruz arkadaşlar. Mesela 2 ile 1'i topladım. 3. 2 ile 1'i topladım. 3. Bu şekilde. 1 ile 3'ü topladım. 4. 3 ile 3'ü topladım. 6. 3 ile 1'i topladım. 4. Bu şekilde. İlk başlar hep 1. Bu 1. 2. 3. 4. 5. satır. 6. satırı yazalım. 1. 5, 10, 10, 5, 1. 7. satırı yazıyorum. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. 8. yani lazım olan satırı yazıyorum. 1, 7, 21, 35, tekrar 35, 21, 7, 1. Çarpalım. 7'den kaç tane bakın? 2 tane burada 7 var. Değil mi? 2 tane burada 7 var. Ondan sonra şöyle diyebiliriz. 21'in içinde bir 7 daha var. 21'in içinde bir 7 daha var. 4 tane 7 oldu.
Hatta burada 2 tane de burada 5, 6 tane 7. 7 üzeri 6. Çarpın. 2 var mı? Yok. 3 var. 21, 3 çarpı 7. Burada da 3 çarpı 7. 2 tane 3 var. 3 üzeri 2. Sonra buradan da 5 çarpı 7. 5 çarpı 7. 7'leri saydığımız için 2 tane de 5 var. 5 üzeri 2. Üstleri bir arttırıp çarpıyorum. Yani 7 çarpı 3 çarpı 3'ten 63 yapacaktır doğru cevabımız. 11. soruya baktık. Aşağıda 120 tane şirketi olan bir holding şeması gösterilmiştir. Holdingin merkezinde ve şirketlerindeki çalışan sayılarıyla her bir çalışanın aylık maaşı şekilde belirttiği gibidir. Holdingin her bir şirketindeki çalışan sayıları eşitliği 200'dür. Bu holdingin bir aylık maaş gideri TL olarak hangisine eşittir? Şimdi 500 çalışan var 12.000 TL. Burada 200 çalışan 8.000 TL. O zaman 200 çarpı 8.000 bir tanesinde böyle ve 120 şirket var. Buradan 120 dedim. Bunu bir hesap edelim arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri 2. 8 çarpı 10 üzeri 3. 12 çarpı 10. Onları bir toplayalım. 5, 6, 10 üzeri 6. 2, 8 ve 12 ile çarpacağım. Şimdi 12, 24 çarpı 8 çarpı 10 üzeri 6 olarak geldi. Bu olduğu gibi bir de burası var. Yani 500 çarpı 12 çarpı 10 üzeri 3. Bu da 12 ile 5'i çarparsam 60 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 2 tane daha 10 üzeri 5. Yani 6 çarpı 10 üzeri 6 da buradan geldi. Bu ikisini şimdi toplayacağız arkadaşlar. 10 üzeri 6'dan lar ortak zaten. 10 üzeri 6 parantezine aldığımızda 6 artı 24 çarpı 8 ne yapacak? 160 oradan 30, 192 de buradan geldi. O zaman burası 198 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazılabilir. Var mı şıklarımızda? Yok. 2 virgül kaydırırsam 1 virgül 98 sola kaydığım için artacak çarpı 10 üzeri 8 olarak yazılabilir. Bursa şıkkımız doğru cevabımız oldu. 12. 12. sorudayız. 12. soru ne diyormuş? Bir öğretmen boş olan sınıf tahtasına bir sayı yazdıktan sonra arka arkaya 10 öğrenciyi tahtaya kaldırıyor. Her çıkan öğrenci tahtadaki sayıyı silip yerine karesini yazıyor. Son öğrencinin yazdığı sayı 5 son 3 basamaklı en küçük doğal sayı olduğuna göre ilk öğrenci tahtaya kaç basamaklı bir sayı yazmıştır diyor. 5 son 3 basamaklı en küçük doğal sayının biz 10 üzeri 512 olduğunu biliyoruz. 512 tane 0 var bir de 1 var. 5 son 3 basamaklı dedim. 5 son 2 de 10 üzeri 2 üzeri 9 olduğu için ben buradan şöyle bir şey diyebilirim. 9 kare 9 tane kare alınmış. Yani mesela 10 üzeri 10 yazdı diye düşünelim. Karesini almış. Bir daha karesini almış. Sonra bir daha karesini almış. Burada 9 kere bu işlem yapılmış. Doğru mu? Yani 10. son öğrenci kişi bunu yazmış. Demek ki benim ilk yazılan sayı 10'du. 10 yazmış. Sonra 100 yazılmış. Yani 10'un karesi yazılmış. 10 üzeri 1 yazılmış. Birinci bu şekilde. 10. da 10 üzeri 9 olarak yazmış ve 2 basamaklı bir yani 10'u yazdığı için 10 üzeri 9 olarak gelmiş arkadaşlar. Bu elemanın yazdığı sayı. Bu şekilde diyebiliriz. 9 tane 9 kere bu işlem yapılacak çünkü. İlk kim yazdı? Öğretmen yazdı. O yüzden hani hocam neden 10 üzeri 10 değil? Çünkü öğretmen zaten bir sayı yazdı. Geldi bu. Diğer öğrenci mesela sayı 1 yazdı diyelim veya bir kök 10 yazdı diyelim. Diğer öğrenci 10 yazdı. Sonra karesini yazdı. Sonra bu şekilde gitti ve son değerimiz 10 üzeri 9 oldu. Bu şekilde diyebiliriz.